Merhaba kıymetli izleyenler. Bugün Çerçeve programında ben Abdülvahit Gezer ve Sait Doğrul sinema olgusunu ele almaya çalışacağız. Abi istersen önce bir tanım getirelim sinemaya. Sinema genel manada bir hareketin parçalara bölünmesi ve bu parçaların resimleştirilerek ard arda konması ve izletilmesi, görüntülenmesi manasını içeriyor. Aynen öyle yani. Çevrede gördüğümüz belli imajlar, belli resimler var. Biz bunları ekiyoruz, biçiyoruz ve sonra seyirciye sunuyoruz. Hatta bu açıdan bir tabir vardır. Nehirde akıp gidenleri ayrıksız tutma işlemi diye. Yani bütün bu yönetmenlerin, filozofların, sinemayla uğraşan, sinemaya kafa yoran insanların söylediklerinin birisinde aslında en genel tanımı dediğin gibi sinemanın bu. Sinemanın kökenine baktığımızda da Yunanca bir kelime, kine ve graf kelimelerinden oluşan, yani kine dediğimiz hareket, graf dediğimiz görüntü veya yazı manasında bir kelime. Bak sinema hakkında, lafını bölüyorum kusura bakma da, sinema hakkında çok hoş bir tabir var. Diyorlar ki sinema aslında sihirbazlık işidir. Kımıldayan fotoğraflar var. O beyaz perdeye yansıttığımız ışık üzerinden biz bir takım şeyler seyreder, belli şeyler izleriz. Şimdi tüm bu çerçevede düşündüğümde, yani sinemayı böyle teknik olarak ele alındığında, sanat yahut endüstri olarak söylemiyorum. Bunlar farklı boyutları oluyor. Tüm bu şeyler üzerinden değerlendirdiğinde aslında sinemanın o hareketlilik dahilinde vermiş olduğu bir şey var. Gerçeklik var. Bunu sen istersen illüzyon olarak da değerlendirebilirsin. İstersen gerçekliğin üzerine örtülmesi, gerçekliğin manipüle edilmesi şeklinde değerlendirebilirsin. Zaten zannediyorum da sinemanın tehlikeli kısımları burada. Çünkü sen eğer seyirciyi karanlık bir oda içerisinde işte karşına alarak bütünüyle sesi, görüntüyü vesaire unsurları kullanmak suretiyle bir şeyi aşılamaya çalışıyorsan aslında epey tehlikeli bir şey yapıyorsun. Zaten göz kusursuz olsa sinema olmazdı diye bir cümle var yani. Gözün bir takım hatalarını kullanarak sinemayla onlara bir takım suni gerçeklikler sunuyoruz. Ya zaten sinemanın da işi dolayısıyla gerçeklikle alakalı değil. Sinemanın işi daha çok inandırıcılıkla alakalı. Yani adam uçuyor, kaçıyor. Bir taraftan eğer bir iç tutarlılığa sahipse her türlü olurunu gösteriyor. Said Nursi'nin de münazaratında şöyle bir ifade geçiyor. Medeniyetin garabetlerinden bahsederken sinematografiyi tarif etmiştim diyor. Keza Lemaat'ta da yine sinema ve roman üzerine bir takım bahsettiğin müteharriki envat insanlara bir şey sunamaz tarzında cümleleri var yani. Ya bak sinemanın aslında menfi tarafı az önce de bahsettiğimiz gibi bu. Yani Said Nursi de müteahhiki envat derken zannediyorum bunu kastetmiş. Hatta bir ifadesi daha vardı ya. Söyler misin bir onu? Hani bu kesme biçmeye matuf olarak, montajlama İşte işlemine matuf olarak. nasıl büyük masraflarla kısa toplanma ve dağılmalar ve görüntülerin terkip edilmesi söz konusu. İşte ta ki suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada gösterilsin. Yani gerçekten de bugün sinema filmi çekilebilmek için şehirler kuruluyor. Büyük büyük platolar oluşturuluyor. Büyük ekipmanlar kiralanıyor. Ve sadece ve sadece birkaç saniyelik işlemler için saatlerce çekim yapılıyor. Dünya hayatını mesela bir metafor olarak, sinemayı metafor olarak kullanmak suretiyle buna benzetiyor Said Nursi. Bir taraftan hani az önce şeyi de değinmiştik. Genel olarak işte bir gerçeklik durumu vardır. Ama bu üstü örtülü bir gerçekliktir. Kadrajı aldığıyla ancak sınırlıdır diye. Said Nursi'nin de atıfta bulunmuş olduğu üzere açıkçası insanoğlunun orada inanmak istediği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Yani karşınızda bir şey var, bir görüntü var ve insanoğlu açıkçası kandırılmaya müsait bir ruh haliyle o sinema salonuna giriyor ve iç tutarlılık üzerinden o inandırıcılığa bağlı biçimde bir şey, fikire sahip, bir intibaya sahip olarak salondan çıkıyor. Peki sinema sadece kötü bir şeyden mi ibaret abi? İyi Hayır, yanlarını yok. Nasıl sayabiliriz? Ya sinema aslında hani az önce söyledik ya teknikten ibaret. Sen bu teknolojiyi yani ki şöyle bir söz vardır işte teknoloji son dönemde bilhassa akıl ile varlığın arasını açmıştır diye. Bu teknolojiyi aynen İranlılar gibi işte Abbas Kiarostami gibi Mecid Mecidi gibi işte dürbünü kendi halkına çevirerek hatta bunu da geçtim. İç bir perspektif yakalayarak kendi halkını göstermek suretiyle şey yapabilirsin, anlatabilirsin. Her ne kadar günümüz insanı görsellik içerisinde, o görselliğe meftun olmak, işte duyu organlarının kadrajına girdiği kertede eşyaya somut gerçeklik atfetmek hususunda noksanlar barındırsa da bana göre bilhassa günümüzde gerçekçi mesajları bir sinema aracılığıyla verebiliriz. Tebliği belki bu manada içinde nakıslıkları barındırarak insanlara aktarabiliriz. Dolayısıyla ben sinemayı önemli görüyorum. Zaten Üstad hayatı
sinemaya şu şekliyle de benzetiyor. Mesela görünen ve bilinen bütün latifeler, bütün güzellikler, bütün incizaplar, yani bunların hepsine birer mana, birer mazmun diyor. Hı hı. Bu mazmunların toplanarak bizim öte dünyada karşımıza bir sinema olarak çıkabileceğini de söylüyor. Mesela sinema-i uhreviye kelimesi var. Hayatta bir takım şeyler yaşıyorsunuz. Bunlar terkip ediliyor, kesiliyor, biçiliyor. Öbür dünyada karşınıza çıkıyor. Ya bunun ötesinde yine hayatta gördüğünüz bir takım şeyler de hakikati hatırlatıcı mazmunlar ve manalar. Sinemayı da bu mazmun ve manaları hatırlatmak için kullanabiliriz gibisinden. Katılıyorum. Yani Ayşe Çasa'nın sözüyle aslında bitirmekte fayda var. O şunu söylüyor. Açıkçası modernizmin o giydirmiş olduğu dar cekette Türk halkı her zaman bir takım istisnalar barındırmış kendi içerisinde. Açıkçası şey diyebiliriz biz buna. Kıllık diyebiliriz. Tabiri mazur gör. Bunlar işte belki insiyaki olarak, yani bilinmeden yapılarak, belki bilinçli olarak işte ortaya konmuş olan şeyler. Her daim işte o dar ceketi biraz daha deforme etmeye, onu tahrip etmeye yönelik şeyler. Yani arafta kalma durumundan söz ederiz ya her daim. Biz ne yaparız? İşte efendime söyleyeyim, bir teknolojik alet alırız ama onu dönüştürüveririz, kendimize uyarlarız. Yabancı dil meselesinde de böyledir. Mesela Türklerin için İngilizce bilmemesinden söz edilir ama bununla beraber işte bir Araplarla kıyaslandığında filan aslında tam olarak kültürel bağlamda teslim olmamışlığın işareti olarak değerlendirilir bu. Teknolojide de benzer bir şeyi dolayısıyla zikredebiliriz. Şimdi genel olarak Anadolu coğrafyasında böyle bir şey varken yani tam olarak o kaba sığmamak, hatta onu reddetmek, doğal bir insiyak olarak onu ortaya koymak söz konusu iken aslında insanların biraz daha o hüviyetini yakalamak hususunda doğal bir açılım sergilemesi lazım. Bunu nasıl yapacağız mesela? Ayşe Şahsa tam olarak bu soruyu soruyor. Açıkçası benim fazlasıyla etkilendiğim bir kadındır. İşte bunu diyor, kendi toplumsal, yani sosyolojik gerçeklikler açısından söylüyorum. Kendi toplumsal işte ve aynı zamanda kozmik şuurumuzu yakalamak suretiyle yapabiliriz şeklinde cevap veriyor. Zannediyorum onu da işte o batıdan ithal, nihilizm, bunalım, kasvet gibi şeylerle değil. Ancak ve ancak epik eserlerle yapabiliriz. Nihayeti böyle veriyor. Ve şunu söyle, bir örnekle zannediyorum daha iyi tecessüm eder. Ahmet Uluçay'ın Karpuz Kavuğundan Gemiler Yapmak diye bir film var, sen de bilirsin. Mesela şunu söylüyor, köy hayatına dair bir film bu. Hani nasıl yansıtırlar? Sefalet, işte efendim yoksulluk, sürekli kahır çeken çiftçiler, o hayatın gailesiyle boğuşan insanlar. Ama mesela böyle bir şey sergilemek yerine bilakis köylü çocuğun iç hayatına dair zenginliklerden bahseder. İşte zannediyorum kamerayı daha genel itibariyle dürbünü işte dışından değil içinden işte kendi halkımıza doğru çevirdiğimizde daha yakın sonuçlar, daha tutarlı sonuçlar elde etmemiz mümkün. Sinemayı da zannediyorum yani bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani bağlarsak şu şekilde bir şey, sinema hakkında olumlu veya olumsuz bir şeyi doğrudan sunmak yerine, yani mesela Bediüzzaman sinemanın batıda olduğu zaman bir garabet medeniyetin, batı medeniyetinin bir garabeti olacağını söylüyor. Ama beri tarafta hakikat namında kullanılabilecek, çünkü sadece teknikten ibaret bir durum. Hakikat namında da kullanılabilecek bir şey. Yani evet, öyle bitirebiliriz zannediyorum. Sinema eklektik yapıdadır. Pek çok unsuru içinde barındırır. Beri taraftan da işte bunu bir salt, sanat dalı. İşte salt, işte şiirin gösterileceği, felsefenin yapılacağı bir alan. Yahut bir endüstri, bütünüyle menfi mesajların verileceği bir endüstri olarak değerlendirmek yerine onu bir teknik olarak ele almak, onun bir teknoloji ürünü olduğunu ıskalamamak lazım. Elbette üretildiği kültür çevresinin tahakkümünü göz ardı etmeyerek. Eğer bu şehri koymazsak o zaman daha büyük bir şeyle yanlışla bulunmuş oluruz. Pekala. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle.